Selam sevgili takipçilerim. Amerika'da Bir Türk kanalıma hoş geldiniz. Sizleri şöyle muhteşem melekçelerimle beraber karşılamak istiyorum. Şu canlılığı, şu pırıl pırıl yapraklarını görmenizi istiyorum. Sizin de çiçekleriniz eğer bu şekilde canlı değilse ve mutlaka bir sorunu vardır, bir eksiklik vardır çiçeklerinizde. Bütün bunları karşılamak için sizin de çiçekleriniz böyle muhteşem açsın istiyorsanız bakın şöyle göstereyim. O kadar güzel çiçek açtılar ki devamlı açıyorlar, devamlı kuruyan çiçekleri oluyor, yeniden açıyor. Şunlar hep yeni sürprizlerim. Önce bunları göstereyim. Sonra sizlere muhteşem ve çok basit bir tarif vereceğim. Ayda bir uyguladığım tarifleri uygulamadan önce sizlerle paylaşıyorum. Daha sonra uyguluyorum. Öncelikle ne işe yaradığını, ne kadar verimli olduğunu görmenizi istiyorum. Şöyle menekşelerin yapraklarından anlayabilirsiniz. Canlılıklarını, yeşilliklerinden görebiliyorsunuz arkadaşlar. Anlatmaya gerek yok. Bunlara bakmanız, bunları görmeniz yeterli. Yaptığımız kürlerin ne kadar sağlıklı, ne kadar verimli olduğunu bu şekilde çok daha rahatlıkla görebilirsiniz. Gerçekten çiçekleri harika yapıyor. Geçen ne kullanmıştık? En son videomuzda izlemiştiniz arkadaşlar. Neler yapıyoruz? Bir ay önce yaptığımız, bir iki hafta önce paylaştım. Bir ay önce yaptığım kürü. Sizler de çok memnun kaldınız. Bakın bu şekilde hepsi gerçekten pırıl pırıl. Çok affedersiniz. Çok çok affedersiniz. Bu şekilde çiçeklerinizin muhteşem olması için çok basit bir tarif hazırlayacağız beraber. Bunu bütün çiçeklerinize sulama gününde uygulayacaksınız. Yalnız bunu uygularken yapraklarına değdirmeyeceksiniz. Çünkü yapraklarına hiçbir vitamini hazırladığınız kürleri değdirmiyoruz. Bakın gerçekten çok muhteşemler. Bunları sizlerle paylaşıyorum ki sizler de rahatlıkla hazırladığımız kürleri kullanın. Hiç korkmadan, çekinmeden ve ne kadar faydalı olduklarını görün. O şekilde kullanın. Bugün ne yapacağız arkadaşlar? Gerçekten çok basit bir tarif. Ve bunu uyguladığımız zaman sizin de çiçekleriniz bu şekilde açacak. Bir tane yumurtanın sadece ve sadece beyazını kullanıyoruz. Bakın ucunu kırdım. Beyazını buraya akıttım. Birazcık daha kaldı göstermek için onu dökmemiştim. Şu şekilde hazırladık. Hemen kenara alıyorum. Ve içerisine bir tatlı kaşığı kadar, bir tatlı kaşığından biraz az da olabilir. Kaşıklarınızın büyüklüğünü bilemiyorum tatlı kaşıklarının. Sarımsak tozu. Sadece yumurtanın beyazı ve bir kaşık sarımsak tozu. Ama öncelikle yumurtanın beyazını çok güzel çırpmamız gerekiyor. Daha sonra da sarımsakla beraber çırpacağız. Ve suyumuzun içerisine karıştıracağız. Verdiğim kürleri mutlaka uygulayın. Gerçekten inanılmaz faydaları var. Çiçeklerim açmaya doymuyor. Devamlı çiçek açıyorlar. Görüyorsunuz. Sizlerle de paylaşıyorum. Evet, şimdi bir kaşık sarımsak tozumuzu da ekliyoruz. Bu küçük bir tatlı kaşığı. Yani böyle evde bunun tozunu fazla kaçırmanıza gerek yok. Ama çiçekleriniz çoksa birazcık da artırabilirsiniz. Şu şekilde İyice yumurtanın beyazıyla karıştırıyorum. Sadece yumurtanın beyazı, sarısını karıştırmıyoruz. Sulama gününde yapıyoruz. Ve yapraklarına değdirmeden menekşelerimizin. Alttan eğer fitilli sulama yapıyorsanız altına da koyabilirsiniz. Şimdi göstereceğim size arkadaşlar. Evet, bunu şimdi suyumuzun içerisine güzelce döküp karıştıracağız. 1 litre suyun içerisine ben karıştıracağım. Sizler daha fazla da yapabilirsiniz. Çiçekleriniz çok fazlaysa. Şimdi bunu da iyice karıştıracağız. Ben dün bunu hazırlamıştım. Çiçeklerimin sulama günüydü ve bütün çiçeklerime uyguladım. Videosunu çekmemiştim.
Bugün de aklıma geldi. Mutlaka sizin de uygulamanızı istediğim için sizin için hazırladım. Bakın şimdi size göstereceğim. Ben dün çiçeklerimin sulama günüydü. Bakın alttan koydum. Fitilli sulama yaptım bütün çiçeklerimi. Çünkü devamlı seyahat ediyorum. Türkiye'ye falan gittiğim zaman çiçeklerimin ölmesini istemiyorum. Ve bütün çiçeklerimi fitilli sulama yaptım. Bütün menekşelerimi şöyle göstereyim. Ve hepsine bu hazırladığım karışımdan verdim. Şu anda yapraklarını görebiliyorsunuz. Eğer böyle solmuş, yaprakları pörsümüş, sarkmış olan çiçekleriniz varsa bunu mutlaka uygulayın. Bir gün sonra ama sulama gününden önce yapın. Yani sulama gününde. Gerçekten bir günde bile fark ediyor. Şöyle bu şekilde hazırladığımız suyla beraber, kürle beraber sulayın çiçeklerinizi. Sonra böyle bir günde bile bir 5-6 saat bekledikten sonra eğer pörsümüşse yaprakları böyle dipdiri olduklarını göreceksiniz. Şu şekilde sertleşecek ve dirileşecek. Çünkü içerisinde çok fazla vitamin, mineral var. Yumurtanın beyazında, sarımsak tozunda bunları hep her zaman sizlerle paylaşıyorum. Yapraklarındaki canlılığı zaten göreceksiniz. Ve her zaman söylüyorum menekşelerin yapraklarının temiz olması gerekiyor. Eğer yaprakları pisse istediğiniz kadar kür verin, istediğiniz kadar vitamin verin. Asla ve asla çiçekleriniz gelişmez. Yaprakları pis olduğu zaman fotosentez yapamaz. Menekşeler yapraklarından beslendiği için asla vitamin alamayacaktır ve kesinlikle verdiğiniz vitaminlerin hiçbir faydası olmaz. O yüzden menekşelerimizin yapraklarını böyle pırıl pırıl tertemiz tutmamız gerekiyor. Bunun için de hep üstüne basa basa söylüyorum. Ayda bir kere yapraklarını yıkayabilirsiniz. Tabii ki temiz bir suyla, oda sıcaklığında bir suyla beraber, sıcak suyla ya da kireçli bir suyla yıkamıyoruz. Ve ben devamlı yıkıyorum ve sizlerle de paylaşıyorum. Videolarımda da var ve gerçekten çiçeklerimi şöyle tek tek de göstermek istiyorum. Bakın hepsi çok canlı ve diri. Yaptığım kürlerden hepsini görebiliyorsunuz. Şöyle elime almak istiyorum. Şunun güzelliğine bakar mısınız? Ne kadar güzel açmış ve açmaya devam ediyor. Gerçekten sağlıklı menekşeler yetiştirmek istiyorsanız mutlaka ve mutlaka kanalımı takip edin ve yaptığım kürleri sizler de uygulayın. Size şöyle muhteşem bir güzellik daha göstermek istiyorum. Şu yavru menekşemi daha önce de sizlerle paylaştım. Bu küçücük bakar mısınız? Çiçek açmış, daha yeni saksısını almadım. Minnacık bu. Bunu da şurada tekrar göstermek istiyorum. Bunları da böyle çay kaşığının ucuyla beraber bu yavru menekşelerime de veriyorum. Gerçekten çok faydası oluyor. Bakın minnacık. Bunu da köklendirdim. Direkt buna dikmiştim toprağa ve gördüğünüz gibi çok güzel büyüdü. 3-4 kök var bunun içerisinde. 3-4 tane menekşe olacak. Ve gerçekten çok güzel büyüdü. Şimdi onu saksısını alacağım ama ne zaman? Çiçekleri kırdıktan sonra. Şimdi onu asla bozamam. Daha sonra bunun saksısını alacağım. Ne yapıyoruz? Bakın şöyle yumurtanın sadece beyazıyla beraber sarımsak tozunu karıştırıyoruz. Birer çay kaşığı da bunlara veriyoruz. Ve onlar da muhteşem bir şekilde büyüyorlar. Hepinize sevgiler, selamlar gönderiyorum. Hoşça kalın.